Kanal Fırat ve Kanal E televizyonları ortak canlı yayınıyla Yeni Mahalle'de sizlerle birlikteyiz. Bugün uzun bir sürenin ardından bizim için de bir değişiklik olacak. İlk defa stüdyomuzun dışında bir mahallede, bir sokakta sizlerle birlikte olmanın heyecanını, mutluluğunu yaşıyoruz. Biliyorsunuz Ramazan ayı denilince akıllara sahur eğlencesi, sahur coşkusu geliyor. Bizler de Kanal Fırat Televizyonu olarak muhtarlarımızla işbirliği halinde bu sahur geleneğimizi yaşatabilmek adına Ramazan'ı ilk bölümümüzü, son baskı canlı yayınımızda ilk bölümümüzü bu eğlencelere, bu programlara ayırıyoruz. Ve Ramazan'ın 23. gecesine haliyle gelince 23. gününde de biliyorsunuz bizim programlarımızdan da önce Yeni Mahalle'de bir gelenek vardı. Her Ramazan'ın 23. gününde Yeni Mahalle'de sahur eğlencesi, sahur coşkusu yaşanılırdı. Ve bugün de Ramazan'ın 23. günü. Dolayısıyla yine Yeni Mahalle Muhtarı Aytaç Özcan tarafından burada çok güzel bir ortam hazırlandı ve bizler de 90 dakika boyunca, yani bugüne özel 2 bölüm son baskı canlı yayınımızı buradan, tam da eğlencenin, coşkunun, Elazığ'ın tam merkezinden, benim de mahallem olan Yeni Mahalle'den canlı yayınımızı gerçekleştirmiş olacağız efendim. Çok değerli konuklarımız var. Önce bir onlarla sohbet edeceğiz. Ardından da çok güzel bir şekilde sahur halayları çekilmiş olacak. Canlı yayın konuğumuz Yeni Mahalle Muhtarı Aytaç Özcan bizlerle birlikte. Muhtarım, öncelikle mahallemize geldiğiniz için sizlere teşekkür ederim. Bildiğiniz gibi biz yıllardır bu gelenek olarak devam ediyorduk. 2008 yılında bunu tam organize bir şekilde getirdik. Sizin sayenizde artık bütün mahallelere yayıldı. Bundan dolayı da ben size buradan canlı yayında tekrardan teşekkür ederim. Çünkü niye? Buradan yurt dışında olan akrabalarımız var, arkadaşlarımız var, hemşerilerimiz var. Sizin sayenizde bunları, onlar da kültürlerini, özledikleri özlemi gidermiş oluyorlar. Bir nevi biz de bundan dolayı çok mutluyuz. Kesinlikle öyle. Bir de Yeni Mahalle'de hakikaten büyük bir coşku oluyor. Şu an görüyoruz, lokma dağıtılıyor bir taraftan, diğer taraftan mahalledeki annelerimiz, teyzelerimiz de buraya gelmiş, oturuyorlar, bekliyorlar. Şimdi bu genellikle her yıl bir şey katmaya çalışıyoruz. Bu yılda sadık kapımız var, yan tarafımda duruyor. Dedi ki Aytaç, ben ne yapabilirim? Dedim ki abi sen de bu sene bir lokma dağıt. Lokma dağıt, yani bu da senin bir hayrın olsun. Sağ olsun bizi kırmadı. Onu o üstlendi. Şimdi buradaki bu insanların burada olması, Ramazan'da 2 sene pandemiden sonra sıkılan vatandaşların bu sıkıntısını burada atması bize de bir mutluluktur tabii ki. Biz de bu mutluluğa bir kaynak olursak ne mutlu diyoruz. Evet, birazdan da o heyecan, o coşku başlayacak. Tabii ki. Birazdan başlayacağız. Devam edecek yani. Bir yarım saat, 40 dakika burası şenlik olacak. Bunu da sizin sayenizde herkes izlemiş olacak. Bunun mutluluğunu da biz yaşayacağız. Çünkü sen de bizim mahallemizin çocuğun, evet, kardeşimizsin ama mahalleli olarak daha farklı oluyor bizim için. Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. İnşallah güzel bir etkinlik. İnşallah, inşallah. Devam edeceğiz muhtarım. Şoförler Odası Başkanımız Şevket Toroman da burada. Başkanım, yani evet, birçok etkinliğe katıldınız. Biz, evet, sizi televizyonlardan, evet, izliyorduk. Birçok mahalle programında siz de vardınız. Evet. Nasıl geçiyor etkinlikler? Etkinlikler güzel. Öncelikle televizyonları başında bizleri seyreden Elazığ halkına, burada şu an buraya mevcut toplanmış olan çok kıymetli muhtarlarımız, değerli arkadaşlarımız, kıymetli esnaflarımız. Biliyorsunuz Ramazan ayı demek bolluk bereket ayı demek. Ramazan ayı demek garibana, kurabana yardım etmek ayı demek. Biliyorsunuz Elazığ'da bu konuda Elazığ vatandaşı fakirine, fukarasına sahip olan bir vatandaş olarak ben görüyorum. Bu ayda kesinlikle ve kesinlikle fakir fukaraya sahip olmamız lazım. Yani gerçek ihtiyaç sahiplerini bulup onlara elimizden geldiği kadar katkı sağlamamız lazım. Tabii ki geleneksel olarak da bu gibi programlar, yani bugün değil işte, biz kendimizi bildik bileli şehrimizde bu etkinlikler devam eder. Öncelikle bayramımız da yakında olacak. Tekrar bütün Elazığ halkına hayırlı Ramazanlar diliyorum. Gelecek, önümüzdeki yıllar içinde tekrar aynen bu şenliklerimizin devam etmesini istiyoruz. Biliyorsunuz 3-4 yıldır ciddi anlamda her şeyden mağdur kaldık, mağdur olduk. Çocuklarımızın evine gidemedik, eşi dostu ziyaret edemedik ama bugün inşallah bu Ramazan ayı gayet güzel ve mutlu bir şekilde geçti. Öncelikle bütün halkımın hem Ramazan'ını hem de bayramını kutluyor, saygı ve hürmetlerimi sunuyorum. Eyvallah, çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Sağ olun. Evet. Evet. Bugün siz de buradasınız. Evet, biz de sizlerle beraber buradayız. Bu güzel gecede bizlere bu mutluluğu yaşatan muhtarımız Aytaç Bey'e özellikle çok teşekkür ediyorum. Örnek bir mahalledeyiz. Örnek bir muhtarımızla beraberiz. Şehrimizin de birçok mahallesine önderlik ve
En azından onların da bunları, bu güzel geceleri paylaşmaları noktasında örnek davranışları oldu. En azından bu etkinliğimiz yıllardan beridir devam ediyordu. Birçok mahallenin bundan haberi yoktu ama bizleri örnek alarak onlar da bu işe başladılar. Muhtarımızdan memnunuz, çalışmalarından memnunuz. Mahallemiz çok huzurlu bir mahalle, huzurlu bir insanlar topluluğunun oturduğu yerler. Sizler de bizlerin bu mutluluğuna, sizler de burada olduğunuzdan dolayı aynı şekilde mutluluğu, ikinci bir defa mutlu olduk sizleri burada görmekten dolayı. Diyeceğimiz bu kadar. Güzel bir atmosfer, çok heyecan var. Bu heyecanı hep birlikte yaşıyoruz. Tekraren muhtarımıza bir daha teşekkür ediyorum özellikle. Malum bayram yakın. Şimdiden bütün mahallemin ve şehrimin bayramını kutluyorum. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öpüyoruz. Sağlıklı, mutlu bir yaşam diliyorum hepsine. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Mahalle sakinlerimiz, sizler efendim. Nasıl organizasyon? Biz muhtarımız zaten muhtarımıza bir şey. Dernek başkanı. Biz dernek olarak Nural'dan geldik. Nuralı böyle bir başkanı, olarak geldik. Her sene zaten yapılıyor ama bu iki sene zarfında hastalıktan dolayı zaten yapamıyoruz. Evet. Öncekilerini de bilirsiniz muhtarımızın yaptıkları hizmetleri. Evet. Çok güzel, bak, hazır lokmalar yapılmış, havai fişekler atılacak. İnşallah bu pandemiden de kurtuluruz. Biz de sizi dernek olarak, Nuralı Köyü dernek olarak babanızın hatırına Nural'da böyle bir şenlik yapacağız. Sizi de davet edeceğiz. Allah kısmet ederse. Vatanımıza, milletimize hayırlı olsun diyelim. Bayramımız da şimdiden kutlu olsun. Allah razı olsun efendim. Tamam. Teşekkürler. Aynı dernek başkanımızın duygularına, düşüncelerine katılıyoruz. Yeni Mahalle Muhtarı Aytaç Özcan'a da çok teşekkür ediyoruz bu organizasyonu. Bu katkılarına çok teşekkür vermiş oldu. Bu pandemi sonrası bir moral oldu yani. Eyvallah. Muhtarım, buyurun. Sizden söyleyeceksiniz. Bugün siz de buradasınız. Evet, coşkulu bir kalabalık var. Yeni Mahalle Muhtarımız sağ olsun güzel organizasyonu yapmış. Gelenek göreneklerimizdir, örf adetlerimizdir. Bunların devam ettirilmesi gerekiyor. İnşallah 41 mahallemiz de yapar bunu. Ben Yeni Mahalle Muhtarımıza tekrardan teşekkür ediyorum. Büyüklerimiz burada, annelerimiz burada, ablalarımız burada, küçük kardeşlerimiz burada. Bunların devam ettirilmesi lazım. Gitgide örf adetlerimizi unutuyoruz. Unutmamak adına böyle organizasyon olması gerekiyor. Ben sizin şahsınıza teşekkür ediyorum. İki gün önce de biz kendi mahallemize yapmıştık. Coşkulu bir kalabalıktı. İnsanların böyle eğlencelere ihtiyacı var. Böyle etkinliklere ihtiyacı var. Ben şahsınızla beraber Kanal Fırat ailesine teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz bizler de. Eyvallah. Muhtarım, buyurun. Buyurun. Evet, evet. Öncelikle hoş geldiniz mahallemize. Tabii bu pandeminin bitmesi hasebiyle böyle programların oluşması da bizi de çok gururlandırıyor. Biz de mahallemizin Y kuşağı olarak bu dönemde mahallemizin kültürünü daha iyi yansıtma, Elazığ'ımızın kültürünü daha iyi yansıtma adına biz de Y kuşağı olarak buradayız. Büyüklerimizden gördüğümüz o güzel örfü adeti yansıtma peşindeyiz. İnşallah da bizler de gençler olarak bu dönemden sonrasında da bu şekildeki etkinliklere destek vererek biz de mahallemizin, şehrimizin yanında olacağız. Muhtarımıza da çok teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık, hoş geldiniz. Çok teşekkür ederiz. Artık sabırsızlanıyor izleyeceğimiz çünkü bir başlayalım sonra zaten 90 dakika buradayız. Röportajlarımıza bol bol devam etmiş olacağız. Yani abi böylesi programların bizlere yaşattığınız için çok teşekkür ederiz zaten. Yani bence böyle şeyler daha güzel herkes için. Eyvallah, çok teşekkür ederiz. Evet. Efendim ve Çayda Çıra başlıyor. Burada güzel bir atmosfer. Yaklaşık bir 90 dakika boyunca sizleri bekliyor olacak. Yeni mahalleye yakışır geleneksel 23. gece etkinliği. Bizler de canlı olarak bugün buradayız. Son baskı canlı yayınımızı direkt meydandan gerçekleştirmiş oluyoruz. Ve Çayda Çıra ekibi, mahallemizin abileri burada alana giriş yaptılar. Ve sözü artık biz buradan onlara bırakıyoruz.
Kanal Fırat ve Kanal E ekranlarında son baskı canlı yayınımızı yeni mahalleden yapıyoruz. Muhtarımız çok güzel muhtarım, öyle değil mi? Yani bizim her zaman böyle coşkulu olmuştur, güzel olmuştur. Yani bu bize mutluluk katıyor. Biz de bundan dolayı çok mutluyuz. Ve devam edeceğiz. Tabii devam edeceğiz. Ediyor. Şimdi efendim biz kısa bir reklam arası vereceğiz. Kısa bir reklam arası. Reklamlardan sonra daha 45 dakika buradayız. Yeni mahalledeki bu coşkuyu, bu heyecanı canlı canlı ekranlarınıza getirmeye devam edeceğiz. Çok kısa bir reklam arası şimdi. Ve Kanal E televizyonları olarak son baskı canlı yayınımızı bugün yeni mahalleden yapıyoruz ve ekip arkadaşlarımızla birlikte burada Ramazan'ın 23. gününde geleneksel hale gelen sahur alayını canlı olarak ekranlarınıza getirmeye devam ediyoruz. Günü birlikte noktalamıştık. Yeni güne de birlikte başlıyoruz. Yeni mahallede efendim coşkulu kalabalık burada eğlenmeye devam ediyor ve ilerleyen dakikalara kadar da buradaki coşku, buradaki eğlence devam edecek. Oldukça kalabalık, yoğun bir katılım var ve biz sizleri şimdi buradaki bu coşkuyla, heyecanla baş başa bırakmaya devam edeceğiz. Yine mahalle muhtarlarımız da burada, oda başkanlarımız burada. Yeni mahallede gerçekleştirilen bu etkinliğe destek olmak amacıyla buradalar efendim. Ve buradaki etkinlik, buradaki organizasyon yaklaşık 60 dakikadır devam ediyor ve önümüzdeki dakikalarda da devam edecek efendim. Mahallede yaşayan vatandaşlar, kadını, erkeği, genci, yaşlısı, herkes burada aynı saftalar ve biz sözü tekrar ne yapıyoruz? Buradaki halaya bırakıyoruz. Burada halaylar çekilmeye devam edecek.
Buradaki heyecan devam ediyor. Yaklaşık 70 dakikadır burada çok güzel bir coşku, çok güzel bir heyecan var. Halay ekibi çok güzel bir şekilde gösterisini yapıyor ve coşku, heyecan artmaya devam ediyor. Burada vatandaşlar gecenin bu saatine rağmen burada çok güzel bir şekilde sahur geleneğimizi yaşatmaya sürdürüyorlar efendim. Bizler de yaklaşık 60 dakikadır canlı yayındayız. Buradaki atmosferi canlı olarak ekranlarınıza getirmeye devam ediyoruz efendim. Coşku, gençler arka tarafta eğlenmeye devam ediyor. Biz biraz röportaj yapalım. Elazığ Muhtarlar Federasyonu Başkanımız Ahmet Gül burada. Başkanım, neler söyleyeceksiniz? Ramazan ayı böyle sizlerin de desteğiyle coşkulu, heyecanlı geçti. Vatandaşlar böyle halay çekmeyi özlemişti. Evet, gerçekten özlemişler. 2 yıllık bir aradan sonra çok güzel oldu. Ben Aytaç kardeşimi tebrik ediyorum. Her zaman olduğu gibi 23. gecede yine üzerine düşeni yaptı. Bizi gururlandırdı. Elazığ'da en güzel sahur alayı sağ olsun Aytaç kardeşimiz yine düzenledi. Ben yeni mahalle sakinlerine ve Aytaç kardeşime teşekkür ediyorum. Sizlere de teşekkür ediyorum. Gerçekten Elazığ'da bu geleneği yaşatma adına öncülük ettiniz. Geçmiş yıllardan beri. Sadece bununla değil, mahallelerimizin tanıtımıyla ilgili yine birçok programlarınız oldu. Bunu siz ilk yayın hayatınıza başladığınız zaman biliyorsunuz sizinle başladık mahallelerimizi tanıtmaya. Çok gururla sizi takip ediyoruz. Daha iyi yerlere geleceğinizden şüphemiz yok. Ben şahsınızda tüm Kanal Fırat ailesine teşekkür ediyorum. Bizi izleyenlere de hayırlı akşamlar, hayırlı sahurlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet efendim, röportajlarımıza devam edeceğiz. Ama biraz daha halaya bakalım. Buradaki bu coşkuyu, heyecanı ekranlarınıza getirelim. Sonra konuklarımızla ara ara röportajlarımızı sürdüreceğiz efendim. Şimdi tekrar halaya bakalım neler yapılıyor. Oh, yeah.
efendim, Kanal Fırat ve Kanal E televizyonları olarak Yeni Mahalle'de son baskı canlı yayınımızı gerçekleştirmeye devam ediyoruz. İnanılmaz bir coşku, inanılmaz bir heyecan var Yeni Mahalle'de. Hakikaten dört dörtlük bir program oldu. Çok güzel bir coşku, çok güzel bir heyecan Yeni Mahalle'de sahur alayında, ki geleneksel hale gelmişti Yeni Mahalle'deki sahur alayı. Ve bizler de istedik ki bugün son baskı programımızın tamamını Yeni Mahalle'den gerçekleştirmiş olalım. Bizler de stüdyomuzun dışına çıktık bugün ve 90 dakikalık canlı yayınımızı burada Yeni Mahalle'de gerçekleştirmiş olduk. Ve mahalle programlarının en başından beri Talha Turgut kardeşimiz sizlerle birlikte oldu. Ramazan ayı boyunca mahallelerdeki coşkuyu, heyecanı Talha Turgut kardeşimiz ekranlarınıza getirdi. Bugün sadece ufak bir görev değişimi yapmış olduk. Çünkü hem pazara denk gelmesi hem de çok uzun yıllardır benim Yeni Mahalle'de yaşamam nedeniyle bugün görevi Talha kardeşimizden, onun da müsaadesiyle devralmış olduk. Bu coşku, bu heyecanı ekranlarınıza getirmiş olduk. Talha, nasıl geçti mahalle programları? Birçok mahalleye gitti. Böyle bir derleme yapacak olursan nasıl ilerledi program? Vallahi şöyle söyleyeyim. Biz her programda zaten bunu belirtiyoruz. Elazığlıların davul ve klarneti olan ilgileri çok başka. Kültürel anlamda bir etkinlik olduğu zaman katılım elbette fazla oluyor. Şimdi Ramazan'ın bazı günlerinde havanın azizliğine uğrayan mahallelerimiz oldu. Gerçekten belki çok daha coşkulu yaşanacak mahallelerde o havanın vermiş olduğu şeyle belki katılım biraz az olan mahallelerimiz oldu, ama genel anlamda mahallelerdeki katılım oranı çok yüksekti. Yani muhtarlarımız gerçekten bizleri de çok iyi ağırladılar. Buradan hepsine tek tek teşekkür ediyorum. Biz gittiğimiz her mahallede şunu gördük ki Elazığ'da kültürel anlamda yapılan hiçbir organizasyonda herhangi bir şey olmuyor. Herhangi bir eksiklik olmuyor. Ben yani Elazığ'da yapılacak bütün projelerde, bütün programlarda Elazığ halkının yine bugün vermiş olduğu desteği vereceğini de düşünüyorum açıkçası. Bizler mahallelerde çok güzel enstantaneler yakaladık. Çok güzel bir organizasyon bu. Yani her mahalledeki ortak dil bu kültürün devam etmesine yönelik. Bütün mahallelerde bunu ve istekli olan mahalleler de var. Yani bizim mahalleye ne zaman geleceksiniz diye soran vatandaşlarımız da oluyor açıkçası. Bizler de tabii zaman ve imkanlar el verdiği ölçüde o mahallelerde bulunuyoruz. Genel anlamda katılım çok iyiydi. Elazığlılar kültürlerine sahip çıkıyorlar. Ve davul ve klarnetin, özellikle Elazığ'da bizim Ramazan davulcusunun yanında bir de klarnetin olduğunu duyan diğer illerde yaşayan vatandaşlar var. Onlar bazen bunu duyduklarında hayret ediyorlar. Aa, sizde işte klarnet de mi var diye. Evet diyoruz, bu bizim kültürümüzün bir parçası. Klarnet de bu konuda davula eşlik ediyor. İşte bunun da neticesinde ta geçmiş yıllardan olduğu gibi şu an arkamızda halaylar çekiliyor ama bu bir kültürün sonucu. Yani insanlar sahur halaylarına, sahur davulcusuna işte Ramazan'da gelip davul çaldıkları zaman bana şunu söyleyenler oldu mesela. Ben davulun sesini duyduğum zaman yerimde duramıyorum diyenler oldu. Şimdi o insanlar balkonlarında, evlerinde davulun sesini duydukları zaman direkt sokağa iniyorlarmış. Bunu biz bütün mahallelerde gördük. Benim de temennim, ben de bir Elazığlıyım, Elazığ çocuğu olarak ben de bu etkinliğim, bu kültürün, özellikle kültür çok önemli. Ben buna çok önem veriyorum. Bu da bizim için güzel bir kültür. İşte insanlar bir araya geliyor, insanları kaynaştırıyor. Ki Ramazan'ın içerisinde bu sahur halayı benim de çocukluğumda çok güzel geçmiştir bu. Bu etkinliğin ben de yani bu kültürün devam etmesini isterim. Tabii bizleri yalnız bırakmayan bütün muhtarlarımıza teşekkür ediyorum. Gerçekten mahalle sakinlerimize çok teşekkür ediyorum. Ekranları başında bizleri bugüne kadar izleyen, yalnız bırakmayan bütün izleyicilerimize de ayrıyeten teşekkür etmiş olayım burada. Çok emeği geçti sevdiğim mahallelerde. Estağfurullah. Ben de çok teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Evet efendim, Talha Turgut kardeşimiz normalde sahur programlarında bağlantımızı kendisine yapıyoruz ve o coşkuyu, o heyecanı kendisi ekranlara getiriyor. Artık yavaş yavaş toparlayacağız canlı yayınımızı. Kuaförler Odası Başkanımız, Türkoğlu Başkanımız da burada bizlerle birlikte. Başkanım, neler söyleyeceksiniz? Nasıl bir coşku, nasıl yani bir heyecan? Yani şunu söyleyeyim, özellikle Kanal Fırat'a ve ekibine teşekkür ederim. Çünkü ilimizin böyle güzel görüntülerini dışında olan vatandaşlarımıza, hemşehrilerimize izlettiği için teşekkür ederim. Tabii ki Ramazan ayını tüm İslam alemine hayırlı olmasını temenni ederim.
Bunlar güzel şeyler aslında. Belki biz içinde olduğumuz için ama il dışında olan hemşerilerimiz bunları izleyince gerçekten bir hasretlerini gideriyorlar. Yani bu tür etkinlikler, bu tür programlar zaten sadece Elazığ ilinde olduğunu biliyorum. Biraz önce burada birkaç yabancı vatandaş gördüm. Gerçekten bizim illerde böyle bir şey yok dediler. Ve ben bu mahalle muhtarımız Aktaş Bey'i gerçekten tebrik ederim. Bu saatte halen de bu yoğunlukla bu şekilde bir kutlama yapıyorlarsa yürekten tebrik ediyorum. Kesinlikle öyle. Yani, eski geleneklerimizi yaşatmak lazım başkanım. Yani aslında mutlaka ki yaşıyoruz yani. Gerçekten yani saat kaç? Saat 12.30. Yani birazdan inşallah sahura insanlar kalkacaklar. Ama halen daha toplum burada. Güzel şeyler aslında bunlar. İnşallah bu şekilde devam eder. Zaten yanlış değilsem herhalde 30 gün devam ediyor değil mi? Mahalle her akşam. Aynen öyle. Yani burada da sizin emeğiniz çok, tebrik ederim. Eyvallah. Hayırlı olsun inşallah. Allah razı olsun. Görüşmek dileğiyle. Hayırlı akşamlar. Evet efendim, coşku, heyecan, oda başkanları burada ve buradaki sahur eğlencesindeler. Saatlerimiz ortalama olarak yaklaşık 85 dakikadır falan burada canlı yayınımızı gerçekleştiriyoruz ve oldukça da heyecanlı, coşkulu. Evet Şevket Başkanım. Şevket Başkanım. Yaklaşık 90 dakikadır oynuyor vatandaş. Evet, evet. Çok güzel bir coşku, heyecan. Tabii ki gençlerimiz maşallah böyle 3-4 yılın böyle bu sıkıntıların şeyini atlatıyorlar. Evet. Yani 3 yılda oturunca böyle olur. 3 yılda evde oturunca sonuç da bu olacak. Tabii ki maşallah muhtarımız da çok güzel bir organize yapmış. Aytaş Bey'e burada da çok teşekkür ediyorum. Baktay, muhtarlarımız hepsi gelmiş, vatandaşlar hepsi burada. Kapı, tüm çevre mahalledeki arkadaşlarımız da burada. Allah hepsinin gönlüne göre versin. Bu güzel şehre de böyle güzel insanlar yakışır. Evet, Allah herkesin gönlüne göre vere. Hayırlı Ramazanlar olsun, hayırlı bayramlar olsun. Eyvallah. Her günümüz böyle olsun. Eyvallah. En kötü günümüz de senden olsun. Eyvallah başkanım, çok teşekkür ederim. Başlarız. Evet efendim, Şoförler Odası Başkanı Şevket Toroman. Kültür Mahallesi muhtarımızı da hemen alalım. Muhtarım, çok güzel, tıpkı senin mahalle gibi. Ya vallahi ben burada öncelikle yeni mahalle muhtarı Aytaç Özcan'a çok teşekkür ederim. Güzel bir atmosfer olmuş, güzel bir etkinlik olmuş. Ben yani tabiri caizse biraz da kıskandım desem yeridir yani. İnşallah ben bir dahaki tane çok farklı bir şeyler yapacağım mahallemde. Ama burada yeni mahalle... Burada herkesi hızlandırdı. Aynen, hızlandırdı yani. Yeni mahalle arkada da teşekkür ederim. Böyle bir ortaya geldikleri için hepsine hayırlı Ramazanlar diyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun var. Çok teşekkür ediyoruz. Efendim buyurun, şöyle sizi de canlı yerimize alalım. Neler söyleyeceksiniz bu sahur geleneğiyle ilgili? Yeni mahalle sakinlerinin ismi Mehmet Ağrı. 2020 yılında birazımızın geçirmiş olduğu deprem felaketinden sonrasında dünyanın geçirmiş olduğu pandemi sürecinden sonra belli ki halkımızın, toplumun böyle bir etkinliğe ihtiyacı varmış. Dolayısıyla Ramazan'ın çok da ruhuna uygun olarak, Ramazan'ın manevi ikliminde en uzak durmadan böyle bir etkinliği yapmada fayda olduğunu gördük. Bu vesileyle bu etkinliğin yapılmasında emeği geçen Sayın Yeni Mahalle Muhtarımız Aytaç Özcan'ın şahsında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu vesileyle Elazığ'ımızın Ramazan'ını kutluyorum. Rabbim Ramazan bayramına ulaştırmayı nasip etsin. Güzel bir etkinlik. Evet efendim. Yani gece saat 12.30. 12.30'u da geçti. Halen daha burada kadın erkek, genç yaşlı, çoluk çocuk, herkes burada efendim. Burada güzel bir şekilde eğleniyorlar. Mutlu musun? Evet, mutluyum. Güzel oldu mu? Evet. Uyuman lazım ama senin artık. Bilmem. Peki, teşekkür ederiz. Nasıl, eğlendin mi? Eğlendik abi. Yarın aynı Ramazan ayın 23'ünde yapılıyor Ramazan'da. Evet. Yani çok güzel bir etkinlik. Çok sevdim. Evet. Her gece seni izliyoruz. Ne yapıyorsun? Her gece seni izliyoruz. Ama senin uyuman lazım bu saatlerde. Ama seni çok seviyorum. O yüzden her akşam seni çok izliyorum. Çok teşekkür ederim. Adın ne senin? Eslem. Eslem. Kaç yaşındasın? 6. Maşallah. Ben de seni çok sevdim. Kendine iyi bak, el salla kameraya. Evet, çok teşekkür ediyoruz, çok sağ olun. Buradan Denizli'ye sevdiklerime selam göndermek isterim. Ramazan bayramını mübarek ederim. Aysel Kaya sevdiğime buradan el sallıyorum, ayrıyız. Yani, eyvallah. Ramazan'dan dolayı memleketime geldim. Eyvallah. Nasıl, güzel oldu mu? Yani muhtarımız sağ olsun.
Çok güzel bir eğlence. Zaten pandemiden yorulduk, ekonomiden yorulduk bilirsiniz yani. Evet. Ya hep bir... sorun. Biraz da eğlenmek yani, yani hakkımız. Buradan Kalkoçlar diyarından selam Denizli'ye. Evet. Valla çok iyi oldu. Ya yani. Gerçi kameraya dön. Güzel oldu değil mi? Muhakkak görüyorsunuz yani. Çok mutluyuz. Teşekkür ederim. Herkesin namazını mübarek ederim. Evet, Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Çok sağ olun. Evet efendim, tabii coşku inanılmaz güzel. Muhtarım, herkes halinden memnun. Tabii. Yaklaşık 90 dakikadır halay çekiliyor. Ve kadın erkek, genç yaş, yani tüm mahalleli burada. Valla bayağı da alkış topluyorsunuz. Neler söyleyeceksiniz? 2 yıldır özlem vardı. Vatandaşımız 2 yıl ki özlemi bitirdiler. Mutlu, buradan mutlu ayrılmaları da bizi de mutlu edecek. Evet. Yani burada sizden aracılığıyla mahalle halkına teşekkür ederim. Buradan bir tek mahalleden değil, her yerden gelen insanlarımız var. Güzel günü bizlerle yaşadıkları için onlara teşekkür ederim. Evet. Bu bir gelenek haline geldi yeni mahallede yani. Tabii ki. Geçtiğimiz en son yaptığımızda da çok güzel, çok coşkulu vardı. Hatta polisler bile gelmişti bir ara. Biz aynen. Canlı yayında kayboldunuz. Biz de muhtar nereye gitti? Polis baskını olmuş dediler. Şimdi emniyet bildirmiştik de geçen dönem. Evet. Bir aksaklık olmuştu. O yüzden izin almadığımızı zannetmişlerdi. Bu dönem bir iki hafta önceden emniyet birimizi aradık sağ olsun Canlı Bey'e. Gerekenleri söyledi. Eyvallah. Onlar da bize gereken güzelliği sağladılar. Bundan sonra biz her dönem daha nasıl üstüne katabiliriz? Başkanım muhtarım şey oldu yani bir miting gibi oldu. Bu normal bir mahalle eğlencesinden çıktı yani. Aynen. Miting gerçekleşti yani, düğün olayı gibi oldu. Evet. Zaten bizim yeni mahallemizin düğünleri meşhurdur. Kalabalıktır. Bu da şeyden gelir. Birbirine bağlılıktan gelir. Hı. Burada gerçekten insanlar birbirlerini tanırlar, saygı gösterirler. Bağlıdırlar yani. Ölüde, düğünde, taziyede hiç fark etmez. Her zaman birlik içindeyiz. Bundan dolayı da bu mahallede yaşadığım için mutluyum. Gerçi bunu sen de bilirsin yeni mahalle çocuğu olarak. Bu mahalleli olmak ben diyelim bir ayrıcalıktır. Öyle söyleyeyim. Kesinlikle öyle. İnşallah bu coşku, bu heyecan artarak devam eder. Bu bağlılık mahallede devam eder. İnşallah. Her dönem daha koyacağız. Ben buradan sizin aranızda iki şahsa da teşekkür etmek isterim. İlk olarak ilkokul öğretmenim Özcan Üzer. Benim mahallemdedir. İlkokul 5'te bizim folklorla tanışmamıza sebep oldu. İkinci olarak da Gençlik Merkezi'nden Feyzi Saltan. Onun sayesinde bu kültürümüzü bize onlar öğretti, yaşattı. Hı hı. İnşallah Şahin Başkanımızın bize bir sözü var. Kültür evi yapacak bize. Orayı yaptıktan sonra artık her periyotlarda folklor derslerimizi, kültürümüzü, bağlamamızı, her şeyimizi inşallah mahalle halkına öğreteceğiz. İnşallah muhtarım. İnşallah. Bir kez daha teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Buraya geldiğiniz için sizlere teşekkür ederim. Kanal Fırat ailesine canı gönülden sizleri kutlarım. Allah sizlerden razı olsun. Sağ olun. Evet efendim, yeni mahalle muhtarımız Aytaç Özcan. Hakikaten çok güzel bir programa imza attı. Bizler de 90 dakika boyunca canlı yayınımızı buradan gerçekleştirmiş olduk efendim. Yarın pazartesi günü saatler 23'ü gösterdiğinde Talha Turgut kardeşimiz Zafran Mahallesi'nde olacak. Hemen orada, buraya çok yakın aslında, hemen üst tarafta. Zafran Mahallesi'nde saatler 23'ü gösterdiğinde oradaki coşkuyu ekranlarınıza getirecek. Perşembe günü neredeyiz? Perşembe günü saatler 23'ü gösterdiğinde yine Talha Turgut kardeşimiz ve canlı yayın ekibimiz Abdullah Paşa Mahallesi'nde olacak. Ve artık yavaş yavaş sahur eğlencelerimizin, sahur canlı yayınlarımızın da sonuna gelmiş olacağız efendim. Evet. Toparlayacak olursak Kanal Fırat ve Kanal E televizyonları ortak canlı yayınıyla son baskı programımızı bugün yeni mahalleden gerçekleştirdik. Yeni mahallede günü birlikte noktaladık. Yeni mahallede yeni güne birlikte başladık efendim. Ramazan'ın 23. gecesi, 23. gününde özellikle saatler 23.23'ü gösterdiğinde çok güzel, coşkulu bir canlı yayın gerçekleştirmiş olduk burada. 90 dakika boyunca da canlı yayınımız devam etti. Ben bir kez daha bugüne kadar yapılan ve bugünden sonra yapılacak olan programlarda emeği geçen tüm muhtarlarımıza teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar ve bize ayrılan sürenin de sonuna gelmiş olduk efendim. Kanal Fırat televizyonları olarak tüm ekip arkadaşlarım adına mutlu geceler, hayırlı sahurlar diliyorum.